başkentte insan sağlığını hiçe sayan bir sahtekarın evinde tam 82 bin kaçak zayıflama hapı ile geçirildi. Az kalsın yasakları, cezaları hiçe sayarak ölüme sebep olan o hapların hepsini satacaktı. Ekipler sahte hapları el koydu, kaçak hap pazarlayan şahıs da tutuklandı. Bir kutu, iki kutu değil, tam 82 bin kaçak hap. Hepsi de bir kişinin evinden çıktı. Tam da o sahte zayıflama haplarını el altından piyasaya sürüp binlerce kişiyi zehirlemeye hazırlanıyordu. Şimdiye kadar yani kimse ölmedi bu ilaçta. Bir Allah etmesin, siz ölürseniz ilk olursunuz. Tarihe geçersiniz. Kaçakçılık ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Hedeflerinde ölümlere sebep olan merdiven altında üretilen kaçak zayıflama haplarının ticaretini yapan Ahmet C. vardı. Sağlık Bakanlığı'nın yasakladığı biber haplarından satıyordu. Ve eve gittiklerinde baskına ekipler neye uğradığını şaşırdı. 82.764 kaçak hap ele geçirildi. Eğer polisler o haplara zamanında el koymasa belki de çok daha fazla insanın zayıflama vaadiyle canı yanacaktı. Ama korkulan olmadı. Şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, tutuklandı. Tamamen doğal ve bitkisel olduğu yalanıyla internet üzerinden ya da sosyal medyadan gıda takviyesi olarak satılıyor biber hapı. 2010 yılında 3 genç kadının ardı ardına ölümlerine neden olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından toplatıldı. Ancak sitelerin bir türlü önü alınamıyor, her geçen gün yeni bir site açılıyor. Şimdi de rahatlıkla o hapı yazıp internetten bulup sipariş verebilmek mümkün. Sağlıklı zayıflamayı, hızlı yağ yakımını vaat ediyor. İçeriğindeki sibutramin etken maddesi nedeniyle vücutta ağır tahribata neden oluyor biber hapı. Bakanlık yasaklıyor, siteler kapatılıyor, sahtekarlar ceza da alıyor ama yılmıyorlar. Tüm bu yasaklara rağmen internet ve sosyal medya üzerinden satışı hala devam ediyor. Bakanlık bu ve benzeri ürünlere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.